İlk önce yoksunluğun iyi bir şekilde idare edilmesi, yönetilmesi lazım. Çünkü yoksunluk ne kadar uzun sürerse, ne kadar şiddetli seyrederse kokain kullanma isteği de o oranda artıyor ve bu da kokain kullanma ihtimalini arttırıyor. Yani yoksunluk aşermeleri tetikliyor. Bu bakımdan yoksunluğun iyi yönetilmesi lazım. İlk başta yoğun bir detoksifikasyon tedavisi gerekebilir. Yoğun bir arındırma tedavisi gerekebilir. Hastanın klinik durumuna göre yatarak veya ayaktan tedavi seçimleri tercih edilebilir. Hastanın o sırada doktor tarafından muayenesi sırasında kesinleşen bir olay. Genel hatlarıyla açıklarsak hastanın uyaran kontrolünü, yani kokainden uzak kalma konusunda ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dürtü kontrolü, yani kokain isteğini nasıl idare edecek, bu konuda yardımcı oluyoruz. Ve en esası kokain etrafında dönmeyen hayat tarzını edinmesi için ona yardımda bulunuyoruz. Yani genel olarak farmakoterapi, psikoterapi, ilaç dışı tedavi yöntemleri, mesela derin transmanyetik uyarım tedavisi gibi yöntemleri uygulayabiliyoruz. Yoksunluk dönemi çabuk geçer ama aşermeler devam edebilir. Bu aşermeler iyilik dönemlerinde de devam eder. İşte bunu ortadan kaldırabilmek için, azaltmak için vanokserin, yani hastalar arasında kokain iğnesi olarak adlandırılan ilacı kullanabiliyoruz.